Bugün Sultan dedeme çok güzel bir sürprizim var. Sultan dedem bana çok güvendiği için bugün onunla biraz eğleneceğim. Sultan dedem, yok yok şaka canım. Ufak bir şaka yapacağım. Hem o bana kızmaz. Bir de bana çok güveniyor. Tabii tabii. O yüzden bir şey olmayacak. Ne mi yapacağım? Şimdi Sultan dedem hep bu sandalyeye oturuyor. Ama ben arkasına gizlice gizleneceğim. Sonra Sultan dede sandalyeye oturduğu sırada sandalyeyi iteceğim. Sultan dedem düşecek. Evet, güzel olacak. Niye canım? Komik değil mi sizce? Neyse, ben provasını bir daha yapayım. Çünkü çok zor bir iş bu. Sultan dedem oradan yürüyerek geldi. Buraya doğru hafifçe eğildi. Sandalyeyi bu da ittince düştü. Tamam, harika. Sandalyeyi hemen aynı yerine koyalım. Tamam. Çocuklar, şimdi sessiz oluyoruz. Neden mi? Çünkü Sultan dedem birazdan buraya gelecek. Sandalyesine oturduğu zaman ben sandalyesini çekeceğim. Sultan dedem geri hop boylu boylu uzanacak. Tamam, sessiz. Her an gelebilir. Şimdi Sultan dedem buraya oturacak. Onlar... Hadi İbiş, hadi başlıyoruz yahu. Sultan dedem oturmuş bile. Ne yapacaktım? Ayakta mı bekleyecektim? Hikayeyi anlatacağız ya. Ya Sultan dedem her şeyi bozdun ya. Neyi bozdum evladım? Of ya. Ben sabahtan beri buna çalışıyorum. Neye ya. Neye çalışıyorsun? Ya ben sana şaka yapacaktım. Sen buraya gelirken ben arkana şaklanacaktım. Sen oturacağın zaman sandalyeye çek. Ne yapacaktın? Ne yapacaktın? Bir şey yapmayacaktım. Ne yapacaktı çocuklar? Nasıl? Sandalyemi mi çekecekti? Bak sen şu köfte ora. Sonra ne olacaktı biliyor musun İbiş? Sen düşecektin. Ben düşecektim. Düştükten sonra ne olacaktı biliyor musun? Ben gülecektim. Gülecektin. Daha sonra ne olacaktı? Ben biraz daha gülecektim. Benim sana olan güvenim sarsılacaktı. Niye canım, ben sana ufak bir şaka yapacaktım. Şaka yapacaksın ama ben sana güvendiğim için rahat rahat oturacağım. Ve sen arkamdan sandalyeyi çektikten sonra yere düştükten hemen sonra da sana olan bütün güvenim kırılacak. O zaman... Bundan böyle sana asla güvenmeyeceğim. O zaman iyi ki yapmamışım. Ya bence de iyi ki yapmamışsın. Güven esastır. Bu evde ikimiz yaşıyoruz. Ben sana güvenemezsem, sen bana güvenemezsen nice olur halimiz. Ben sana güveniyorum, merak etme Sultan dedem. Güven dedin de bugünkü konumuzu sen belirlemiş oldun yine. Öyle mi? Maşallah yahu. Maşallah bana ya, hiç bilmeden her gün konuları ben belirliyorum. Aynen öyle. Allah ya. Evet sevgili çocuk. Ne gülüyorsun ya? Allah seni almış ya. Ömür adamsın vallahi. Ne ömür adamım ben ya. Pekala, hazır mısın? Hazırım Sultan dedem. Güveni anlatıyorum o zaman. Dinliyorum. Sevgili çocuklar, iki cihan sultanı Peygamber Efendimizin bir ismi var. Adı Muhammed. Muhammed. Peki diğer üçünü say, hemen hediyeni al. Vallahi üç tane mi? Diğer üç. Dört tane ismi vardı. Dört tane, bir tane çocuk, üç tane olan. Bir tanesi Muhammed. Recep, Şaban, Ramazan. Evladım onlar üç aylar yahu. Üç aylar mı? Üç aylar diyorum, aylar. Aylar. Çay demiyorum, üç aylar diyorum. Recep, Şaban, Ramazan. Şu an Ramazan ayındayız. Ben peygamberimizin diğer üç adını soruyorum. Bir tanesi Muhammed. Mahmut. Mahmut. Mustafa. Mustafa. Evet. Muhammed. Mahmut. Mahmut. Mustafa. Mustafa. Aman ayağıma basıyorsun, şakası yapma. Bak Muhammed. Muhammed. Mahmut. Mahmut. Mustafa. Abdullah. Hayır evladım, Abdullah babası. Ha. Sevgili çocuklar, Abdullah babası. Babasına da hatırla. Ahmet efendi, Ahmet. Ay, Ahmet. Ya. Ama bir tane daha ismi var. Yani sıfatı. Biliyor musun? Onu şey, tabii biliyorum ben. O da şey. Şey. Dört tane ismi var şey. Onlar. Şey. O da şey. Şey diyor heybeye, gidiyor hediye. Şey. El Emin. Yani Mekke'de müşrikler... Sevgili peygamberimize eşyalarını, mallarını, mülklerini emanet ederlermiş. El Emin ne demek biliyor musun? Herhalde peygamber şey. Peygamber Efendimizin şey sıfatı. Yani güvenilir insan.
Ya o benim kadar gibi, evet, benim gibi. Müslüman olmayanlar bile emanetlerini, mallarını, mülklerini iki cihan sultanı Peygamber Efendimiz'e emanet ederlermiş. El Emin derlerdi Peygamberimiz için. El Emin yani güvenilir insan. O yüzden Peygamberimiz asla güvenlerini sarsmazmış. Kim ne verdiyse ismini yazar, geldiklerine de tekrar iade edermiş. Onun için güvenilir insan yani El Emin diğer adı da bu Peygamber Efendimiz'in. Neyse bugün sözüm vardı yahu çocuklara. Ne Zeynep'in hikayesini anlatacağım. Aşkıda hikaye, aşkıda. Evet. Hazır mısınız sevgili çocuklar? Hazırım, hazırım. Bakalım ekran başına. Artık ezberledim bak. İyi, güzel. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde Zeynep adında küçük bir kız çocuğu varmış. Kaç yaşındaymış? 5-6 yaşlarındaymış. Tamam. Hadi 6-7 olsun. Tamam. Tamam. 5 mi 6 mı? 6 olsun. Tamam. Ha, 6-7 yaşında olsun. Tamam. Tamam. 6 mı 7 mi? 7 olsun efendim. Tamam, 7 olsun. Tamam. Ha, 7 yaşlar. 8 olmasın ha? 7 olsun. Tamam. Ha, tamam. 7 olsun. 8 değil yani. 7. Tamam. 6 hiç değil. Evladım yahu Allah Allah imiş ya. Anlatıyorum çocukların da dikkat edin. Tamam dinliyorum ben. Ha, dinle bakalım. Günlerden bir gün sevgili çocuklar evin televizyonu arızalanmış. Bak yandık şimdi televizyon bozuldu. Ne yapacağız şimdi? Evin babası televizyonu alıp tamirciye götürmüş. İyi var. Tamirci televizyonun arka kapağını açmış. Bir de ne görsün? Televizyonun içinde ekmek parçacıkları. Bak ekmekleri yemişler, dökmüşler ya bir de içine ya. Allah Allah. Tabii televizyon tamircisi adamı çağırmış. Aman efendi demiş, televizyonunuzun içinden ekmek parçaları çıktı. Bu nasıl olur? Nasıl olur? Falan derken temizlemiş adam. Güzelce tamirini yapmış, kapağını kapatmış. Evin babası televizyonu eve getirmiş. Aradan bir hafta geçmiş geçmemiş televizyon yine arızalanmış. Allah Allah. Ya. Yapamamış demek ki tamirci. Tabii evin babası televizyonu alıp doğru tamirciye götürmüş. Tamirci kapağı açtıktan sonra bir de ne görsün? Bir sürü içinde ekmek tanecikleri. Ekmek bunları. Allah Allah. Bunların maşası yok mu? Televizyonun üstüne mi yemek yiyorlar? Adamı yine çağırmış. İbiş. Demiş ya efendi televizyonun içinden yine ekmek parçacıkları evet çıktı. Velhasıl birkaç defa daha bu olay tekrar edince evin babası televizyonu tamir ettirmiş. Temizini yaptırmış. Eve kurmuş. Kurduktan sonra gece vakti karısıyla beraber köşeden salonu izlemeye başlamışlar. Evin küçük kızı Zeynep var ya 7 yaşında. Mutfaktan şöyle bir parça ekmek getirmiş. Ekmeği getirir getirmez salon ışığını yakmış. Sonra televizyonun üst gözeneklerinden ekmek atmaya başlamış. Allah Allah niye böyle yapıyor bu çocuk ya? Bir anda bunu gören anne baba Allah Allah. Zeynep niye böyle bir şey yapıyor demişler ama Zeynep'e bağırmadan, çağırmadan, kızmadan yanına gelmişler. Zeynep'ciğim kızım neden uyumadın evladım demişler. Zeynep dönmüş babasına olanları anlatmış. Babası demiş ki kızım niye ekmekleri bunun içine atıyorsun? Zeynep biraz böyle hüzünlenmiş, hafif de gözleri dolmuş. Babacığım demiş geçen gün bir televizyon programı izliyordum. Filistin'de, Afrika'da aç çocuklar var. Onlara ekmek atıyorum deyince babası tebessüm etmiş. Ah be güzel kızım demiş. Bu iş öyle olmaz. Sen bütün harçlıklarını biriktir biriktir bir kumbaraya doldur demiş. Sonra o kumbarayı alalım yardım derneklerine götürelim. Yardım dernekleri de senin o güzel kardeşlerine götürsünler. Vay be. Ya. Ya bir şey diyeceğim çocuk ne kadar akıllıymış ha. Ya işte oradaki çocukları beslemek için ekmek taneciklerini televizyonun içine atıyor ama ya. Doğrusunu bilmediği için. Ama tabii, olsun iyi niyetliymiş ya çocuk. Önce niyet önemli. İyi niyet önemli sevgili çocuklar. Siz de küçük küçük harçlıklarınızı biriktirerek bu şekilde Endonezya'da olsun, Filistin'de olsun, efendim Suriye'de olsun, Afrika'da olsun küçük kardeşlerinize yardım edebilirsiniz. Evet, dünyadaki bütün çocuklara evet yardım edebilirsiniz. Birikiminizi yaparsınız, sonra resmi olan yardım derneklerine bu güzel kumbaraları verir ve nereye gideceğine de siz karar verebilirsiniz. Benim her de kumbaram var ha. Aa, tabii tabii. Maşallah evladım. Tabii şu anda Milli Eğitim Bakanlığı'nın çok güzel bir projesi var. Her sınıfın bir kardeş çocuğu, her sınıfın bir yetimi var biliyor musun? Öyle mi? Tabii ya. Okullarda bu güzel proje çok tuttu. Tebrik ediyorum. Öğretmenlerimiz de destekliyor Allah razı olsun. Her sınıfın bir tane öğrencisi var. Bir tane yetim öğrencisi. Hadi. Çocuklar tabii paralarını harçlıklarını topluyorlar. Sonra kumbarayı teslim ediyorlar. Ve
o kişi Suriye'de olabilir, Afrika'da olabilir, dünyanın neresinde olursa olsun o çocuğun ihtiyaçları okul masrafları karşılanıyor. Ben de bu sene birine yardım edeceğim. Peki Peygamber Efendimiz ne buyuruyor hadis-i şerifinde? Ne buyuruyor? Kim diyor dünyada bir yetime sahip çıkarsa cennette benimle yan yanadır diyor.